CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi bir davet verdi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle ve buraya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da ve Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve aynı zamanda avukatı Aygül Demirtaş da katıldılar ve bunun fotoğrafları CHP tarafından ve İstanbul Belediyesi tarafından da fotoğrafları ve videosu servis edildi, paylaşıldı. Genellikle CHP'nin HDP ile temasları genellikle kapalı kapılar ardından olurdu. Çok fazla açık edilmezdi ama bu görüntüler bize yeni bir dönemin, yepyeni bir dönemin başladığının işareti olarak kayıtlara geçti. Benim hep söylediğim yepyeni Türkiye'de artık HDP'nin gizli değil, örtük değil, açık bir müttefik ya da koalisyon ortağı olacağı, olması gerektiği, başka türlü artık o eski tür oyunların sürdürülemeyeceğinin bir görüntüsüydü bence, bir kanıtıydı. Tabii bunun kadınlar tarafından yapılmasının önemi, apayrı bir önemi var. Ve onun üzerinden geldi bu kayyum uygulaması. Belki yani buna cevap değildi tabii ama şuna cevaptı. CHP ile HDP'nin yakınlaşması ki bu yakınlaşma, daha doğrusu yakınlaşmanın aleyhinden artık dile getiriliyor olması ve buraya başka partilerin de pekala eklenebileceği, İyi Parti ne derece olur bilmiyorum, açıkça olması çok söz konusu olmaz herhalde ama AKP'den kopması söz konusu olan yeni partilerin de bu süreçte böyle bir yerde, böyle bir yeni ittifak modelinde yer alma ihtimali olabilir. O korku duvarlarının yavaş yavaş aşılmakta olduğunu görüyoruz. Nitekim bugün kayyum açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'den çok açık ve net açıklamalar, kınamalar geldi. Ve burada İzmir Belediye Başkanı mesela Tunç Soyer dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi. CHP MYK'sı olağanüstü toplanıyor. Oradan ne karar çıkacağını bekliyoruz. Aslında bu yepyeni Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra şekillenmekte olan yepyeni Türkiye'ye eski yöneticilerin, eskiden beri ülkeyi yöneten kişilerin verecek bir cevaplarının olmadığını bize gösterdi kayyum ataması. Şimdi burada soru, yepyeni Türkiye'nin yeni aktörlerinin, öne çıkan aktörlerinin bu yeni dönemde buna nasıl cevap verecekleri, bunu nasıl karşılayacakları meselesi. İşte ilk günden, ilk andan itibaren verilen tepkiler bir takım şeylerin değişmekte olduğunu bize gösteriyor. Ama yine de bekleyip görmek gerekiyor. Gerçekten çok kritik bir yerden geçiyoruz. Erdoğan tekrar Türkiye'yi bir kutuplaşmanın içerisine hapsetmek istiyor. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da kutuplaşma stratejisinin yürümediğini gördü. Ama elinde başka bir enstrümanı olmadığı için tekrar devlet eliyle bu kutuplaşmayı tırmandırmak istiyor. Buna...